Diğer pozisyona geçelim arkadaşlar. Ha şimdi. Ya burada değil. Burada açtılar bana Halil arkadaşlar. Halil Akbunar. Evet evet. Burada, orada açmadılar. Bu pozisyonda açtı. Halil çok orta pozisyon yapıyor. Sonrasında top Napoli'nin önünde kalıyor. Ceza sahasında biraz sahibini aradıktan sonra top. Napoli'nin topu alara gönderiyor. Saracchi'ye bastı diye orada foul evet verip iptal etti. Saracchi'ye bir müdahalesi evet var diye. Ve işte teknik sorumlu da diyor ki adam topa vurmuş, ayağa kalkmış havaya. Evet. Nereye inecek ayak diye soruyor. Ya, bu da gol. Az önce söylediğim gibi futbolun ruhu. Hakemler de bunu bilmesi gerekir. Nasıl Galatasaray'ın attığı golü onun için ayağını sokacak. Gayet doğal. Yani. Bunda bir şey yok. Esas orada Beto sallıyor dedim. Burada da ya ayağını nereye Halil koyacak? Havada zaten orada Saracchi'nin ayağı geliyor. Bu havada mı kalacak? Ne yapacak? Yani saniselik hareket. Vurmuş topa, yere düşecek bu ayak. Yani bu golün iptali de enteresan. Yani bu Nizami gol Göztepe'nin attığı. Bir de oyuncu attığı karşıya bakıyor. Diğer tarafa bakıyor. Yani pası aynen atacağı yere. Aynen. Bakın gördünüz mü? Aynen. O oraya hiç bakıyor. Hiç Saracchi'ye bakmıyor. Nizami gol. Levent Düzemen. Yani şimdi benim bu işlere aklım karışıyor. Erman Hoca bir şey anlattı. Charlotte'un pozisyonunu biliyorsun. Geldi adam. Topa vurmuştu Charlotte. Donk'un pozisyonu. Donk'un pozisyonunda. Donk'a penaltı verdi. Ayağına geldi vurdu diye. Futbolcu vurduktan sonra bastı. Bir dakika. Bir dakika orada dur. Kafa karıştırma. Bu oyun içinde, oyun dışında. Buldum, bu aynı değil. Tabii. Abi. Ya benim işte illet tabii olduğum bu. Charlotte'un pozisyonu. Benim illet olduğum bu. Bak şimdi bir söyledi. Şimdi Charlotte'un pozisyonu hangisiydi şu? Ya Charlotte'un pozisyonundan bunun uzaktan kadar bir ilgisi yok. Charlotte vuruyor. Avuta gidiyor top. Adam ondan sonra geliyor. Charlotte'u çarpıyor. Ondan bunun nereye kadar? Burada adam topu alıyor. Şurada. Bu topu alıyor. Şurada. Öyle bir orta yapıyor ki topun burasına vuruyor. Topun burasına fasollu vuruyor. Şöyle vuruyor yani. Evet. Kesme vuruyor. Kesme arka vurunca yani topu da 40 metreye, 35 metreye atıyor. Buradan ayağını böyle yapıyor ve topa bakıyor adam. Sonra da ayağını yere koyacağım. Galatasaray oyuncu da buradan ayağını buna engellemek için topa vurmasını geç kalıyor, ayağını koyuyor yere. Adamın ayağı da adamın ayağına geliyor abi. Pardon ya yani Charlotte'ınkiyle bunun alakası yok abi. Ben sözümü bitirmedim yani ki. Bana, abi, mesela bakın, sen buna penaltı değil dedin mesela ona. Evet abi dedim. Ben bir şey söyledim. Ben de bu pozisyonları algılayamıyorum diyorum. Bu abi, tabana arkadan bakın, basmış gibi kabul ederse. Onun şimdi havanda su demiyoruz. İkisini yan yana koysak alakası yok. Şu pozisyon foul mü? Onu sor bana. Şu pozisyon foulse foul. Değilse değil. Charlotte'la ne alakası var? Nizami gol. Ya bana telefonu açan 5 tane futbolcu buradan açtılar işte. Gülüyorlar. Ben de dedim ki siz topçu değilsiniz oğlum, anlamıyorsunuz. Ya adam ne yapsın? Ayağını yere koyacak. Adam bir de uzuna atmış topu. Yani ayağını sallamış. Galatasaraylı oyuncu da onu kesmek için ayağını atmış. İyi niyetle. Onun da evet ayağı geliyor. Abi foul'lar uzaktan yakından evet alakası yok. Hocam alakası yok. Kitaba kurallara göre maç yönetiyorlar. Yani futbolun ruhunu bilseler bir oyuncu vurduğunda tabii ki bu sonuçta ayağını yere basacak. Havada yer mı kalacak? Bir şey var. İşte ruhunu bilmeyen bir de çocuk bu topa bakıyor ya artık hiç, öyle mi ki? Şöyle topa bakıyor. 40 metre atmış topu. Saracchi hiç görmüyor bile. O görmüyor onu. Yok, tabii. O da geç kalıyor hamle zamanlamasında hani, ayağını sokuyor vurulduktan ikili sonra. İkili mücadele olsa birbirlerine girseler filan diyeceğim ki ya kontrolsüz hareket. O da yok. Var bunu niye çağırdı? Var çağırır. Kafa karışır. Var çağırır. Evet. Çağırması da iyi. Çağırsın. Ben de hakemin hakem olduğunu göreyim. Böyle yapsın. Gol. Hayır hocam. Var çıksın. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu size katılıyorum. Ayağını kaçıramaz. Tamam da bir şey söylüyorum. Var bunu çağırıyorsa, bu hareket faulsa. Abi her varın karşı çağırdığı bak. Hocam her varın çağırdığı evet hakem kararını değiştirecek diye bir kanun tamam yok. Tamam. Gel bak diyor. Tamam. Burada bir halt var. Ediyorum. Gel bak diyor. Sana ait. Tamam. Var'a ait değil. Tabii. Hocam var çağırdığı zaman niçin çağırıyor? Burada bir arıza var. Gel bak diyor. Evet. Tamam geliyor bakıyor. Ne veriyor hakem? Demek ki. Bir dakika ne veriyor hocam? Faul mu veriyor? Bence eksik veriyor.
Niye? Bastığı yer bileğinin üstü kırmızı da vermesi niye, lazım. Niye vermiyor? İşte onu söylüyorum sana. Niye vermiyor? Ben daha iyi götürüyorum. Ya kadar ne kırmızı ne sarı alakası yok işte. Yani ya. Kararda faul veriyorsan kırmızıyı da vermiyor. Beni arayan en az 5 tane eski futbolcu var abi. Futbolcu hakem falan değil. Kemal Belgün 3 defa aramış. Kahkaha atıyor. Ben de açar açmaz anladım. Ya Kemal sen bu işi bilmiyorsun. Kapat dedim ya kahkahayla gidiyor. Aman ötekine de dedim bizim Caner. Sen de anlamıyorsun lan bu işten dedim. Daha diğerlerinin adını... Ayıp ama ya. Şaka gibi ya. Bu golün iptali ya. Hiç. Şu şaka gibi. Normal değil aynı. Bir sen Levent Ay bir pozisyon istemiştin. Onu da arkadaşlar burada. Onu da verelim yani mi lütfen? Zaten benim itirazım yok da evet. Ben eksik veriyor cezayı. O zaman kırmızıyı da göstermesi lazım. Şu pozisyon. Evet. Bu. Yandan çekimlerine hepsine bir bak bakalım. Evet. O da futbolu bilmiyor. Bize Erman Hoca anlattı bunları. Yanlışsa yanlış desin. Futbolcu havada parmağınla ittiği zaman uçar. Adam arkasına bile bakmıyor. Bak Mossoro'nun sol eliyle bu futbolcu dağılıyor havada. Aynı şey. Maçın bak, kalkıyor. Bak 33, futbolcu kalkıyor. 34. dakikası. Futbolcu kalkıyor. Arkasını görmüyor. Bak adamın sol eline. Bak. 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 Devam ediyor pozisyon. Ne bu? Mossoro'nun topla hiç ilgisi yok. Ne diyorsun? Var niye? Var bunu çağırabilir mi? Söyleyin abi ben karışmam. Reha hocam. Sonra karışırım ben. Ya normal yani o kadar çok büyük şarj değil. Bana göre değil penaltı. Havada şimdi ben arkadaşlardan bir şey rica edeceğim. Son 93 dakikada Dong'un bir pozisyonu var. Getirir misiniz kale sahası içinde? Ben fikrimi söyleyeyim. Ben fikrimi rakibine söyleyeyim. Yaptı. Ender. Bak şimdi aradaki farka bak. Şimdi aradaki fark göreceksiniz. Benim söylediğim bana göre pozisyon hatırladınız mı? Son dakikalarda 90-91. 90 ya da uzatmalar olabilir. Burada geldi. Hemen Mossoro'nun Adem'e yaptığı hareket bence penaltı dedi. Evet. Reha Kapsal bence yani bu şarj penaltıyı itiyor. Gerektirmez dedi. Bu kadar da Erman Hoca da bir başka pozisyon istedi. Sağlamasını yapacağız burada. Şeyde. Bir bakalım. Arkadaşlar. Tamam bakıyorlar ona. Bunlar ya çok kolay son dakikalarda. Tık tık son tık dakikalarda. Hatta bir serbest vuruş herhalde. Peki. Çünkü bir... çok kalabalık içerisi. Peki yani tabii burada şey var. Ne oluyor? İnsanlar o kadar çok birbiriyle çelişen pozisyonlar görüyor ve yaşıyorlar ki. Öyle ya da böyle herkes de kendi takımını tuttuğu takımın penceresinden bakıyor. Yani şunu da çok göz ardı ediyoruz biz. İşte o empatiden yoksun olmak hepimizde var belki de. Aynısı bize olunca ne hissederizi hiç devreye sokamıyoruz. İşin içine renkler girdiği empati zaman. Empati de bir şey söyleyeyim buradaki mi? Golden evvel, Erman Hoca'nın söylediği golden evvel hakem pozisyonu vermemiş zaten. Hangi pozisyon? Sayılmayan Göztepe golünde. Evet. Ben hakemi... Var demiş ki gel bak kardeşim golü veriyorsun abi demiş. Bir pozisyona bak. Evet. O ayak darbesini görünce faul vermiş. Evet. Onu söyleyeyim yanlış karar vermiş ama önce doğruyu vermiş. Varın hocam, etkisiyle veriyor kararı. Sen bir şey söyledin ya. Bir cümle söyledin hani öbür takıma hikayesi. Hocam hakemliğimde en fazla kullandığım cümlelerden birisi oydu. Mesela penaltı istiyor abi penaltı falan diyor. Ben devam diyorum. Tam topçu yanından geçerken şöyle diyorum. Bu pozisyonu senin aleyhine versem kabul eder misin? Yürüyor gidiyor. Lehine istiyorsun. Çok kullandım ben bunu. Devam diyorum. Yanıma abi diyor veren. Peki vereyim de senin aleyhine versem. Kabul edeceksen vereyim diyorum ben. Gırgır yapıyorum yürüyor gidiyor. Ben hocam itiraz etmiştim sana gülmüştüm. He? Bir iki maç geldi bizim maçlara. Ben penaltı falan gülüyordum böyle. Başını sallıyordun bir şey demiyordum. Ya yani yürüyordum herkes, gidiyordum kendine, yani hiç. Her hakemizin kendine ya penaltı değil canım ben istiyordum. Sen de gülüyordun ama yani. Ama ister istemez gidiyorsun değil mi? Tabii gidiyorsun hocam. Erman Hoca da gülüyor böyle başını sallıyor. Susuyorsun devam ya ediyorsun. Ya hoca sonra. Arkadaşlar ararken şey yapayım söyleyeyim bari. Yani anlatayım bir olay. Bandırma'da filan bir maç. Ceza alanı içi. Vuruşu verdim. Baraj kuruluyor. Ben barajı açıyorum. Kaptan geldi. Aleyhine verdim adam. Hocam direkt mi endirekt mi diyor bana şimdi. Ben barajı açıyorum. Hocam direkt mi endirekt mi diyor. Şöyle suratına böyle. Bir daha söyleyince bir daha suratına. Ne o ya dedi. Topçuyum diye dedi. Eski topçuyum diye hava yapıyorsun bana dedi bak şimdi. Tamam mı ben de attırdım vuruşu. Top geri döndü. Koşuyoruz. Tam yanımdan geçiyor. Kardeş. Cezaların içinde bir tane direkt vuruş var. Penaltı dedim.
Kaldı gitti abi. Kaldı gitti. Dayak bence onu bilerek soruyordur hocam. Yok diye. Hayır hayır. Bilgisizlikten ciddi mi soruyor ya? Ya olur mu Allah aşkına? Ciddi soruyor ya. Cezanın içine tek hareket. Ya sen neden sen bahsediyorsun bırak, ya? Katılıyorum ben Erman Hoca'ya. Avuttan offside olmaz değil mi? Avuttan offside yani elini kaldıran defans oyuncuları var ya offside değil mi? Ligde oynayan stoper veya savunma oyuncuları offside mı diye.